Şimdi iki çocuktan fazla yapmayacağım. Cumhurbaşkanı bakacaksa 4'te 5'te olur. Bu çağrıyı niye yapıyor bilmiyorum. Herhalde Türk nüfusu artsın diye. Suriyelilere 3, 5, 7 onlara fark etmez doğursunlar. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından doğum istatistikleri açıklandı. Böylece nüfus başına doğumda son 20 yılda neredeyse yarı yarıya azalma görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise nüfus artışının düştüğünü, bunun için en az 3 çocuk yapılması gerektiği çağrısını yinelemişti. Bizler de konuyu Laf Sokak'ta ekibi olarak halkımıza sorduk. Türkiye'de doğum oranı düşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da en az 3 çocuk yapılması gerektiğinin altını çizdi, yineledi bu çağrısını. Sizce en az kaç çocuk olmalı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çocuğum olmadığı için Allah herkese kolaylık versin. Sizce doğum oranları neden düşüyor olabilir? Ekonomik yönden düşüyor. Peki nasıl önüne geçilir? Vallahi sabrederek. En az kaç çocuk olmalı peki sizce? 3, 5, 7. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız konuyla ilgili aslında doğru söylüyor, fakat şu ekonomik koşullarda, şartlarda insanların çocuklarını yetiştirmesi için ekonomik koşulların iyi olması lazım. Ama şu anda son ülkemizde 3 yıldır, 4 yıldır ki herkes biliyor ekonomik koşulları. Yani bir çocuk bile bakabilmek, eğer insanlar bakabiliyorsa ne mutlu. Doğum oranı düşüyor. Bu nasıl teşvik edilebilir? Ya şimdi doğum oranı düşüyor, nasıl teşvik edilebilir? Yani insanlar gene sonuçta ekonomiye de bağlı olabiliyor. Alım gücüne bağlı olabiliyor bu tarz şeyler. Ne diyeyim yani şimdi işte ekonomik koşullara ben bağlıyorum sonuç olarak da. Yani tabii ki insanların çocuğu 2-3 tane olsa iyi olur. Ülkemizde nüfus sayısı açısından bakıldığında genç gittikçe yaşlanıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti de gittikçe yaşlanıyor. Bu konuda genç nesil olması için çocuk sayısının fazla olması gerekiyor. Fakat işte bakabilme, çocukları iyi yetiştirebilme, okutabilme, bunlara gelecek hazırlayabilmek için sonuçta eğitim düzeyi, gelir düzeyinin yüksek olması lazım. Böyle olmayınca çocuk, şimdi benim atıyorum 10 tane çocuğum olsa ne olacak? 5 tane çocuğum olsa ne olacak? Eğer onlara bakamıyorsam, gelecek vaat edemiyorsam, onları eğitemiyorsam, eğitimde katkı sağlayamıyorsam, kendimi zor geçindirirken, karnımı zor doyururken çocuklara, değil mi yani, yetiştirebilmek çok zor şu gün şartlarda. Peki ekonomik İnşallah sıkıntılar olmasaydı en az kaç çocuk olmalıydı? Ekonomik düzey sıkıntı olmasaydı kesinlikle 3 tane çocuğum olmasını isterdim. Şu anda 2 tane çocuğum var, ellerinizi öper. Askerliğini yaptı geldi ikisi de. Biri evli, biri bekar. Şu anda onu evlendireceğiz. Şu bakıyorum yani piyasaya, ortalığa. Yani bir düğün yapmak için en az cebinde, en kötü şartlarda söylüyorum, 200 bin liraya yakın cebinde paran olması lazım. Bu da olmayınca zor. Yani şu anda ben kendimce yeğlerdim ki 3 tane, 4 tane çocuğum olsun, 2 tane oğlum, 2 tane kızım olsun isterdim. Fakat Rabbim 2 tane evlat verdi. Onunla yetiniyoruz yani. O çocukları doyurmak için önce para vermesi lazım devletin. Devletin o çocuklara bakması için asgari ücretin falan böyle kalmaması lazım. En düşük bir işçinin maaşı 7-8 bin lira olması lazım. Emeklinin 5-6 bin lira olması lazım. Bu şartlarda böyle ülke yönetilmez. Bu yönetim yönetim değildir. Sayın Cumhurbaşkanı bu kelimeleri konuşurken sanırım Türk milletine değil de Suriyelilere dedi herhalde. Onların o doğum oranları artıyor, bizim değil. Yani biz bugün bir çocuk maliyeti, yani yetiştirmesi tabii çocuk rızkıyla gelir dünyaya da. Yani yazık günah, böyle mamanın, çocuk gıdalarının, sütün falan, mamaların falan göz önüne alırsak. Yani hayat Türklere yaşamak zor. Ama Suriyelilere 3, 5, 7 onlara fark etmez doğursunlar. Ülkemizde barınsınlar, yesinler, içsinler. Türkiye güllük gülistanlık onlara göre. Yani bence insanların kendi düşüncesi diyebilirim. Cumhurbaşkanımız tabii ki bu çağrıyı daha önce de yapmıştı. Dediğiniz gibi şu anda da yapıyor. Ama insanların, herkesin kendi fikri. Uyan eminim ki şey yüzünden uymuyordur yani. O öyle bir çağrı yaptı, ben de 3'e tamamlayayım demiyordur. Ya da işte daha fazla yapayım falan demiyordur, 3'te kalayım demiyordur. Ondan dolayı hani insanların kendi fikri olduğunu düşünüyorum. Bu çağrıyı niye yapıyor bilmiyorum. Herhalde Türk nüfusu artsın diye. Ondan dolayı olabilir. Sizce doğum oranı neden azalmış olabilir? Türkiye'de azalmış mı doğum oranı? Bundan haberim yoktu.
Ben arttığını zannediyordum. Azalması hakkında da hiçbir fikrim yok inanın ki. Ya belki ekonomiden dolayı olabilir. Çünkü her çocuk bir masraf oluyor. İnsanlar geleceklerine için, yani çocuklarının geleceği için diyeyim, çok fazla önem veriyorlar. Bunun eğitimi var, iyi bir hayat sürmesini istiyor. Onun için sadece bir taneyle kalalım diyebilirler. Hani bütün maddi gücümüzü hem eğitimi hem de geleceği için ona aktaralım diyebilirler. Çünkü bizim Türk toplumunda, yabancı toplumlardaki gibi şey olayı yok. İnsanlar çocuklarının arkasında oluyor. Yani 30'una da gelse, 40'ına da gelse o onun gözünde bir bebek olduğu için yurt dışındaki gibi 18 yaşına gelince bitirme olayı olmuyor. Onun için evini de düşünüyor, düğününü de düşünüyor. Bizim zaten Türk kültüründe askere gidiyor, asker düğünü de oluyor. Bunların hepsine yetebilmek için belki doğum oranı düşmüş olabilir. Peki sizce en az kaç çocuk olmalı? Ben çocuk severim. Ben de 3-4 tane yani Cumhurbaşkanımızı bu konuda dinleyebilirim. Tek olmasın, kardeş olsun isterim. Hani paylaşması daha iyi oluyor. Şimdi 2 çocuktan fazla yapmayacağım. Niye desen, geçim çok zorlaştı. Geçim şimdi inan var ya, bir şey alırken 40 sefer düşünüyoruz bak. Doğum oranının azalma sebebi ne olabilir? Sıkıntı işte. Şimdi bir genç evleneyim dese şu anda 200-250 milyar masraf çıkar. En kötü bir altın alayım dese mesela. Hadi kız tarafı ne isteyecek? En az 5-6 tane bilezik isteyecek. Bunun saati var, gerdanlı var, öbürü var. 100-150 milyar o tutar. Ben hesaplayayım kafada. Valla Cumhurbaşkanı bakacaksa 4'te 5'te olur. Bence 1 yeter. Benim 2 tane ama 2 bile fazla artık şimdilik zamanda. Nasıl teşvik edilebilir bu konuda? Doğum oranı düşüyor. Yani ülke ekonomimiz çok kötü bir kere. O yüzden de bilmiyorum.